Evet sevgili bahisseverler, Türkiye'nin iddialı iddia kanalı İddia Bilir TV'ye hoş geldiniz. 24 Mayıs Cuma gününün bülteniyle yeniden sizlerle birlikteyiz. Durun ileri almayın, hemen kısa bir açıklama yapacağım sizlere. Tabi Cuma günü çok fazla güvenilir maçlar yok. Özellikle Fransa Ligi'nin tamamı Cuma gününe konulmuş ama ben o maçlardan almadım. Bir iki tanesi amaçlı ama tehlikeli, diğerlerinde pek amaç olmadığı için o maçlara girmedim. Diğer liglerden gibi bizim ligimizden yine güzel maçlar seçmeye çalıştım sizler için. Öncelikle şu videoları yeni takipçilerimiz özellikle tanıtım videosu ve arkasından çıkan iddia kuponu nasıl yapılır, kasanızı nasıl yönetmelisiniz videolarını mutlaka izleyin ki bizimle birlikte nasıl kazanabileceğinizi öğrenin. Ve ardından da yorum videolarımızı izleyip notlarınızı aldıktan sonra, sizler de analizlerinizi yaptıktan sonra bir de tahministeplus.com yönetmenim şurada paylaşır. Oradan da kupon tavsiyelerimizi haftanın 4-5 günü öğlen saatlerinden sonra yazar kombineleri bölümünden bulabilirsiniz. Bu hatırlatmalarımızı yapalım. Bir de arkadaşlar, Instagram hesabımızı açtık yeniden. Eski hesabımız yine kapandı maalesef. Yönetmenimin ekranın köşesinde, sol alt köşesinde yeni Instagram hesabımızı paylaşıyor. Sizleri oradan takip edebilirsiniz. Duyuru ve bildirimlerimiz önemli bir şekilde oluyor oradan. Ve hafta sonları da Atilla Arda Bora ile yine zaman zaman cumartesi geceleri canlı yayınlar yapıyoruz. Yine maçları konuşuyoruz. Instagram'dan da bizleri mutlaka takip edin. Onun dışında hafta arası bize bir arkadaşımız ulaştı arkadaşlar. Dolandırıcılara karşı size hep uyarıyoruz bu yolda, biliyorsunuz. Daha çok bu amaçla çıktık. Biz hem dolandırıcılara karşı uyaralım, inanmayın, güvenmeyin, paranıza yazık olur diye. Hem de yorumlarımızda sizlere yardımcı oluyoruz. Yeni dolandırıcılık sisteminden çoğunuzun haberi olmayabilir. Bir site ortaya çıkarıyorlar, karşınıza çıkıp 50 lira 100 lira karşılığında bu siteden oynamanızı sağlıyorlar. Ortada öyle bir maç yok maalesef. Hayali U19 maçı, U16 maçı filan diyorlar. Tabi kendileri yazılım uzmanı olduğu için size orada hesabınızda adınızı soyadınızı görebiliyorsunuz. İşte o maç 2'den 1 bitiyor filan, böyle bir anda hesabınızda 20 bin lira 18 bin lira görebiliyorsunuz. Tabi coşuyorsunuz, paraya da ihtiyacınız var. Ya Photoshop'ta şununla bununla her türlü yapıyorlar. Ya düğününüz var ya bir şeyiniz var, hemen görüyorsunuz. O tamam, kazanım çekebilir miyim? Çekebilirsin tabi diyorlar. Hemen para çekme isteği yapıyorsun. Hemen diyor ki bu 20 bini çekmeyin için işte 2 bin lira senin vergi ödemen lazım. Ama olsun diyorsun, 2 bin lira ne olacak, 20 bin lira gelecek. Çat buluyorsun, verdiği banka hesabına gönderiyorsun. Diyor ki işte açıklamalarda adını yazmamışsın. Yazdıysan bile baş harfini büyük yazmamışsın. Onu yazdıysan bile şunu eksik yazmışsın diyor. O para bize gelmedi diyor. O yüzden tekrar diyor bir para göndermen lazım gibi. Tabii siz burada uyanmadıysanız bir sonraki aşamada uyanıyorsunuz artık. Böyle bir şekilde dolandırılan yine bir arkadaşımız ulaştı bizlere. Savcılığa gitmesi yönünde uyarı yaptık artık. Onun geri dönüşü yok. Kesinlikle dolandırıcılara inanmayın. Tanımadığınız, bilmediğiniz sitelere para gönderip de kazandınız, ettiniz. Hele de bu parayı çekmek için tekrar para göndermek gibi işlere girmeyin arkadaşlar. Uyarılarımızı yapalım şimdiden. En azından oynayacaksanız bile. Evet, gelin Instagram'dan yazın bizlere, özelden danışın. Orada sizlere anlatıyoruz biz neyine şekilde yapmanız gerektiğini. Hatırlatmalarımızı yaptıktan sonra bir de hafta içi tabii tahministeplus.com'da güzel maçlar olmadığını söylemiştik hafta içi. Biz kupon bile vermedik ama sevgili Gol Makinesi TV'den, YouTube kanalından takip edebilirsiniz. Yine Kürşat Çiçek kardeşimiz sitemizde bir kupon paylaşmıştı. Japonya Ligi'nden, her zaman diyorum, dünyanın her yerinden onunla sizlere maçları paylaşırken bulabilirsiniz kendisini. Bu sefer de Japonya Ligi'nden ekranda gördüğünüz gibi 439 Yamaga Gamba Osaka karşılıklı gol yok. Sagan Tosu Tokyo mücadelesinde 2.5 gol 6 ve Sonan Sapporo mücadelesinde karşılıklı gol var şeklinde bir kupon paylaşıp 3.89 gibi güzel bir orandan hem kendisi oynamış kazanmış, ben oynayamadım, hem de takipçilerine kazandırdı yine. Ama maçlarımıza hızlı bir şekilde geçelim. Aynı saatte oynanacak 3 tane maç var bizim ligimizde. Saat 9'da başlayacak mücadeleler. Başakşehir Alanya maçına girmedim arkadaşlar. Ne olur ne olmaz, taraf bahsine de girilmez orada. Gollere girsek ne olacağı belli olmaz. O yüzden tamamen iki takım da amaçsız olduğu için o maça girmek istemedim. İlk mücadelemiz 179 koduyla Beşiktaş Kasımpaşa mücadelesi. Tabi amaçlı maçlardan bir tanesi bu. Beşiktaş 3. olarak kalıp Avrupa'ya gitmek istiyor. Puan kaybı halinde Trabzonspor'un kendisini geçme ihtimali var. Kasımpaşa'nın herhangi bir düşme çıkma gibi bir derdi yok. Rahat bir takım ve burada Beşiktaş'a zorluk çıkaracağını sanmıyorum. As kalecileri sakat. Onun dışında Sadık Uda sakat. Beşiktaş'ta Dorukhan sakat görünüyor sadece. Bir de bu maçlar henüz daha biz bülten güncellenmeden Maçkolik'ten aldığımız verilerle yapıyoruz arkadaşlar. O yüzden verdiğimiz bilgiler bu kadar oluyor. Şimdi Beşiktaş'a baktığımız zaman tabii sahasında kazanacağını söylemiştik ama oran açısından, iddia açısından baktığımız zaman ne yapabiliriz? Her zaman biliyorsunuz yüksek orandan kazandırmaya çalışıyoruz sizlere ama maalesef iddia son zamanlarda o kadar az veriyor ki oranları gerçekten çok komik bir durumda.
Beşiktaş'a 1-20 gibi bir oran vermiş. Oran yeterli diyenler galibiyetini oynayabileceği gibi ben oran yükseltmek açısından ilk yarı 1'i de tercih edebileceğimizi düşünüyorum. 1-40 orandan onun dışında handikaplı galip geleceğini düşündüğüm için 1-55 gibi bir orandan handikap 1'ini de deneyebiliriz. 3-0-3-1 gibi belki daha gollü, seyircisinin önünde coşkulu bir mücadele oynarsa, ilk yarıdan da 2 gol bulursa gollü bir mücadele olabilir. Ha, sürpriz veya sistem kuponumuzda zaten diyoruz cuma günü az mı, sizlerinizi az basın, az tutun. Hafta sonuna sermaye olsun diye 4-6 gol de 1.90 orandan denenebilir alternatif kuponumuzda ya da daha az basacağımız ikinci kuponumuzda diye düşünebilirim ben. Beşiktaş'ın gollü ve farklı kazanmasını bekliyorum. Alternatif kupon ne diye soracak olursanız o başta önerdiğimiz videoları izlerseniz daha iyi anlayacaksınız bizlerle nasıl kupon yapıp kazanabileceğinizi. İkinci maçımız 180 koduyla Çaykur Rizespor kendi evinde Trabzonspor'u konuk edecek. Trabzonspor'la tabi Beşiktaş'ın puan kaybetmesini bekleyip 3. olacak kaybederse ve bu maçı mutlaka kazanmak zorunda. Rizespor'un herhangi bir iddiası yok ama kendi sahasında o da kolay kolay yenilmeyecektir. Rizespor'un nasıl top oynadığını bundan önceki videolarımızda bol bol aktardık. Geçen hafta da Alanya deplasmanından birbirle döndüler. Yenilmeden Trabzon'da çok güzel bir oyunda Beşiktaş'ı yenmişti biliyorsunuz ve bu maçı da kazanmak isteyecektir. Oranları çok yüksek tutmuşlar. Belki Trabzon kazanabilir ama deplasmanda olmasından dolayı Rize kendi evinde tehlikeli diye ben taraf bahsine girilmesinden yana değilim. Ama gollere gidecek olursak karşılıklı gol var da 1.25. 2.5 gol üstü de 1.25. Ben Rize'nin de gol atacağını düşündüğüm için 2 golde kalalım yani. Karşılıklı gol varla 1.25 alalım uyar diyorum ben. Hani 1-1 de bitme ihtimaline karşı belki daha gollü bir maç olur ama hani bu 3-0 4-0'la Trabzon ya da Rize galibiyetiyle olmaz diye düşünüyorum. O yüzden üstü 1.25'ten alacağımıza karşılıklı gol varı 1.25'ten alalım ki birer gol geldiği zaman kazanalım. Bu mantıkta diyorum. Sizin de kafanıza yatıyorsa karşılıklı gol var deneyebilirsiniz. Yatmayanlar yine üst tercihini alabilir yine 1.25 orandan. Bir sonraki maçımız 181 koduyla yine saat 9'da Sivasspor Galatasaray'ı konuk edecek. Şampiyon Galatasaray Sivas deplasmanında olacak. Tabii oranlar oldukça yüksek. Galatasaray galibiyetin özellikle 1.85 açılmış. Galatasaray tabii çifte kupanın da verdiği coşkuyla rehavete girmiş olabilir şimdiden. Onu söyleyelim, futbolcular sakatlanmak istemeyecektir. Belki de tam olarak kendini veremeyecektir maça. Sivasspor'un da ligde herhangi bir İddiası yok ama kendi evinde yine şampiyonu yenmek isteyecektir diye düşünüyorum. Bu anlamda rahat bir maç geçmesini düşünüyorum ben ve her iki takımdan da yine goller bekleyebiliriz bu anlamda. Yine varın oranı da 1.25, üstün oranı da 1.25. İsteyen üst, isteyen var alabilir. Ben yine birer golü gördüğümüz zaman kazanmış olalım diye karşılıklı gol varı öne çıkarıyorum. Onun dışında başka bir tercih önermek istemiyorum goller dışında. Onun dışında arkadaşlar hazır Beşiktaş Galatasaray demişken bir de kısaca şeye değinmek istiyorum. Geçen videolarımızda belki denk gelmişsinizdir. Sevgili Atilla Arda Bora'yla yine Artistics TV'den, tabii biz ona Alzheimer TV diyoruz kendisi unuttuğu için, bir iddialaşmamız vardı. İşte Galatasaray şampiyon olsa şampiyonluk turumuza gelmesi yönünde bir iddialaşmamız vardı. O da geleceğinin sözünü vermişti ama gelemeyince sonra Galatasaray forması olayına bağladık bir muhabbet arasında. Hani bakarız ederiz, tamam hallederiz, alırız falan dedi, geçiştirdi ama Galatasaray'ın şampiyon olacağını düşünmüyordu tabii. Tabii burada önemli olan, kendisi geçen videosunda da yer vermiş buna ama kendisinin anlamadığı şöyle bir şey var. Burada önemli olan forma alması değil zaten. Bu 1 liralık çikolata olabilirdi. Çikolatasına iddiaya girebilirdik, sakızına iddiaya girebilirdik. Önemli olan o değil. Verdiği sözü tutmaması da değil önemli olan. Verdiği sözü unutmaması ve inkar etmesi. Ben kendisine bu yönde hep söylüyorum ama o bir türlü anlamak istemiyor ve buyur sana forma aldım Şükrü abi diyerekten şampiyonluk turundan bir kare koymuş kendi videosuna. Komiklik yapmış, aklı sıra espri yapmış ama hiç komik olmadığını söyleyelim kendisine. Onun dışında bizim şampiyonluk turu yine yönetmenim paylaşır. Şuradaki önerilen videolara dikkat edin. Video içerisinde bir yerde mutlaka paylaşır. Galatasaraylı izleyicilerimizin özellikle hoşuna gidecek. Biz her sene bu yayınlara 1,5 sene önce başladığımızda her sene kim şampiyon olursa Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon, Başakşehir bile ayırt etmeksizin. Çünkü biz yayıncılık yapıyoruz burada, medya işi yapmaya çalışıyoruz ve sizlere her türlü biliyorsunuz futbol gündemi, spor gündemi, yorum videoları, derbi öncesi, derbi sonrası sık sık videolarla sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz ve benim ne kadar objektif olduğumu bilirsiniz. Ne kadar Galatasaraylı da olsam tabii ki tribün çocuğuyuz, eski futbolcuyuz, Antalya Spor altyapısında oynamışım yıllarca, Galatasaray'ı tutmuşum yıllarca, hakemlik yapmışım 3 sene boyunca ki her hakemin tuttuğu bir takım vardır. Tribünden gelmişiz. Tribün çocuğuyuz yani ama fanatiklik derecesinde değil. Doğal olarak
Bu tür şeyler hoşumuza gidiyor. Futbol hoşumuza gidiyor bizim. Sahada olamasak da en azından izleyici olarak, yorumlama olarak bir şekilde bu işin içindeyiz yani. Ve doğal olarak sahada olmak istiyoruz yani. Dışarılarda da video çekmek istiyoruz. Şampiyonluk kutlamalarında kim şampiyon olursa olsun sizlere bunu yayınlayacağımızı söylemiştik ve gayet de memnunuz. İzleyicilerimiz de memnun. Yani bu sene Fener Beşiktaş gibi şampiyon olsaydı veya Başakşehir yine çıkacaktık. Seneye yine çıkacağız. Yani Arda bunu yine anlamıyor. Fanatiklikle suçluyor. Kendisinden daha objektif olduğumu bir türlü kabul edemiyor. Hoş kendisi de objektif. Ona bir şey demiyorum. Hadi Beşiktaş maçlarında mesela her zaman yenileceğini söylüyor. Ben de Beşiktaş Galatasaray maçında Beşiktaş'ın daha iyi olduğunu, bizi yenebileceğini falan söylemişliğim var ama biz fanatik değiliz, forma giyip sokağa çıkmayız diyor da sanki çok iyi bir şey dediğini sanıyor. Halbuki farkında değil. Biz çok güzel bir şey yapıyoruz. Bu bir tercih meselesi. O çıkmayabilir, biz çıkarız. Seneye Fenerbahçe şampiyonluğunu sizlere yaşatırız. Önemli olan bizim yayın yapmamız, bu heyecanı sizlere taşımamız. Burada da sevgili Alzheimer Arda'yı aydınlatmak istiyorum. Çok yanlış düşünüyor. Onun dışında diğer projelerimiz yine devam edecek. Futbol gündemi, spor programlarımız, manşetler, transferler, bunlar bizim bir senedir sizlere yapmak istediğimiz şeyler. Öncesinde de defalarca duyurduk. Henüz yapmaya başlayamadık ama bununla ilgili bir ofis tutacağız. Bir stüdyo ortamında sizlere daha iyi hizmet vereceğiz. Daha çok videoyla. Tabii projelerimizi gerçekleştirebilirsek, biraz maddi sıkıntılarımızı aşarsak yazın çok daha güzel sizlerin karşısına çıkacağız. Bu aydınlatmaları ve hatırlatmaları da yapmış olalım yazın şimdiden. Çok eğlenceli olacak. Yazın her şey çok eğlenceli olacak. Onu da söyleyelim. Yani futbol, spor iddia derken yani daha farklı içerikleri bizde olabilir. Şimdiden şey vermeyelim, tüyo vermeyelim. Şükrü Ötlü'den bombalar olabilir inşallah. İstediğimiz gibi olabilir. Yani Şükrü Ötlü'yü hiç böyle görmediniz. Evet, bir diğer maçımıza geçelim. 192 koduyla İspanya 2. liginde bu mücadele arkadaşlar. Malaga kendi evinde Zaragoza'yı konuk edecek. Baktığımız zaman şimdi bu mücadeleyi Fransa'daki maçlara, hedefsiz maçlara gideceğimize buna gidebiliriz diye düşünüyorum. Malaga 5. sırada yine playoff potasında. Zaragoza'nın da son zamanlarda formda olduğunu görüyoruz. Yine takip ediyorum ben. Ekstra Madura'yı 3-0 yenmişti deplasmanda. Kendi evinde geriden gelerek yine Gijon'u 4-2 yendi. O maça da biz yine değinmiştik. Zaragoza'nın yenebileceğini söylemiştik. Malaga'da kendi evinde Oviedo'yu 3-0 yendikten sonra Deportivo Reus'u da 1-0 deplasmanda yendi ama ben burada Zaragoza'nın performansına güvenerek ve hazır da bu kadar yüksek oran açmışken karşılıklı gol var denemek istiyorum. 1.85 orandan zaten çerezlik deneme kuponları yapacağımız için bir de bütün verdiğimiz maçları aynı kupona koymayın arkadaşlar. Sizin de kafanıza yatanlardan 3 ya da 4 maç koyarak çerezlik denemelik kuponlar yapın. Bu anlamda 192 kodlu Malaga Zaragoza mücadelesinde karşılıklı gol var deneyebiliriz diye düşünüyorum. Zaragoza'nın performansına güvenerek siz de benimle aynı fikirdeyseniz deneyebilirsiniz. Bir sonraki maçımız 198 koduyla Peru'da bir mücadele arkadaşlar. Bu ben canlı sitelerden de takip ettiğim için geceleri falan bunların maçını saat 23.30'da oynanacak. Cajamarca kendi evinde Real Garcilaso'yu konuk edecek. Baktığımız zaman Peru liginde 4. sırada yer alıyor. Garcilaso takımı ve Cajamarca'da 9. sırada ve özellikle kendi evinde çok iyi performans sergileyen bir takım. Aralarında oynanan mücadelelere ve şöyle performanslarına baktığımız zaman bu maçta bize goller vaat ediyor. Şu anda bültende yok bu mücadele ama 198 koduyla maç golikte açılmış ve oranları belli değil ama bunu da yine kuponumuza var şeklinde ilk tercihim var benim ama üstte de gidecek bir mücadeledir. 2-1, 2-2 gibi gollü bir mücadele bekliyorum. Yine 2 kupon yapacaklar. Alternatif olarak ilk kupona var, ikincisine üst deneyebilirler. Tek kupon yapacak da yine karşılıklı gol var alabilirler diye düşünüyorum. Bir de sonradan dikkatimi çekti 184 koduyla Utrecht Vitesse mücadelesi var. Hollanda'da playoff mücadelesi ve final maçı sanırım bu. Burada da hem daha önceki performanslarına baktığımızda hem de bir önceki maçlarda Utrecht'in Heracles takımını hem 2-0 hem 3-0 yendiğinde Vitesse'nin de Groningen'i 2-1 yenildikten sonra kendi sahasında 3-1 çevirdiğini düşünürsek bu final mücadelesinde her iki takımdan da birer gol bekleyebiliriz diye düşünüyorum. Utrecht de kendi evinde tehlikeli takım değil. Advokat'ın çalıştırdığı Utrecht takımı. Vitesse de yine dışarıda da tehlikeli bir takım. O yüzden karşılıklı birer gol gelecektir. Karşılıklı gol var olarak bunu da kuponlarımıza ekleme yapabiliriz diye düşünüyorum. Siz de böyle düşünürseniz kafanıza yatarsa bunu da ekleyebilirsiniz. Sizler için Cuma gününden de seçtiğimiz 6 maçlar bu kadar. 6 maç bu kadardı. Hem videonun başında hem de ortasında önemli hatırlatmalarım ve duyurularım var. Lütfen bunları ileri almadan izlerseniz arkadaşlar hem sizin faydanız olur hem de biz de yeterince sizlere ulaşmış oluruz diye düşünüyoruz. Kanalımıza abone olmak için birazdan şuralarda çıkacak fotoğrafım. Oraya dokunarak kanalımıza abone olup zil işaretine basarak da yeni video yüklendikçe bildirim alabilirsiniz. Bu arada challenge videomuz bu hafta Atilla Arda'nın kanalında Artistix TV'de, onu da duyuralım. Cuma gecesi yayında olacak. Yorum ve like'larınızla bizleri desteklemeyi unutmayın ve sosyal medyanızda bizleri paylaşırsanız daha çok insana ulaşıp kazandırmaya ve uyarmaya devam edebiliriz. Teşekkür ediyoruz. Hepinize hayırlı cumalar, bol şanslar diliyorum.